Merhaba değerli arkadaşlar Nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Amerika'da bir tartışma var bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratik çöküş yani 2024 seçimlerine Sandığa gitmeden seçim belirlenebilir gibi kendi işlerinde tartışıyorlar Adı da Amerika Birleşik Devletleri demokratik çök çöküş Peki bu dünyada demokratik bir çöküşü getirir mi kurumsal yapılar çöker mi? Bir de IMF'in bugün açıkladığı bir rakam var. 2020'de dünyanın borcu 226 trilyon dolara çıktı. Kamunun borcu burada %40'a 40 tekabül ediyor. Birçok ülkede yani ortalaması yurt, e, gayri safi yurt içi hasılada borç oranı %256'ya çıktı. E, Sürdürülemeyecek bir ekonomik model var. Amerika'da da demokratik çöküş var, tartışmaları var. Ve Avrupa'da da Amerikansız bir dünya nasıl olur? Bunun tartışmaları var. Dolayısıyla bu çerçevede sizinle dünyada mevcut sistem çöker mi? Amerika'da sistem çökerse dünyayı nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler? Dünya nasıl bir hal alır? Dünya buna hazır mı? 2022'deki muhtemel yüksek enflasyon hatta süper enflasyon döneminde sistem değişikliği olabilir mi? Gibi yani dünyanın asayişi bozulur mu? Gibi. Bu çerçevede bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar Amerika'daki demokratik çöküşteki bahsetmenin nedeni önce bir haber çıktı. Amerikalıların %8 ile 12 arası seçimin hileyle Joe Biden'ın seçim hileyle aldığına inanıyor. Yani Trump'ın arkasından kitle ve bunlar hızla silahlanıyor. Bunlar da %8-12 arası şey 20-30 milyon kişiye tekabül ediyor şeklinde. Haberler çıktı. Arkasından bir kongre üyesi, ailesiyle birlikte otomatik silahlarla paylaşım yaptığı Twitter'da. Noel Baba bize cephane getir dedi. Bir başka kongre üyesi de 18 yaş altı çocuklarla silahlı fotoğraf verdi. Amerika'da silah, bireysel silahlanma serbest ama bu fotoğrafın verilmesini cumhuriyetçilerin gözdağı olarak yorumlayanlar da var. Şimdi malum geçen yıl 6 Ocak'ta bir Beyaz Saray baskını oldu Washington DC'de daha iki gün önce yine orada 31 kişiye dava açtılar. Oradan bazı onu Bitcoin'le finanse eden kişi Fransa'da bir otel odasında ölü bulundu. Biri intihar etti, biri kalp krizinden öldü dendi filan. Birine o boynuzlu biri vardı ya ona da işte 23 yılını bir ceza verdiler. Dolayısıyla Amerika'nın kendi içinde kutuplaşma tüm dünyayı endişelendiriyor. Şimdi Trump yeni bir medya kurdu kendince. Şubat geçen Şubat ayında senato tarafından atlanmıştı. Kongre baskınıyla alakası yok, ilişkilendiremediler. Her ne kadar Trump'la ilgili soruşturmalar olsa da sonuçta Amerika'daki polis, yargı birçok şey e, cumhuriyetçidir. Yani yüksek mahkeme üyelerinde de cumhuriyetçiler çoğunluktadır. Geçen de bir film izliyordum. Orada bir sahne vardı. Polisler Amerika'da iki şey var dedi. Birincisi Polis de Demokrat Parti'ye oy vermez dedi. Yani Amerika'nın beyaz yakalıları dediğimiz beyaz Amerikalılar önceden gitmiş olanlar sonradan gitmiş değil hepsi zaten işgalci orada yani. Orası Kızılderililerin memleketiydi. Gitti Avrupalılar işgal etti orayı dünyanın değişik yerleri. bir de sonradan işgal etti. Sonradan gelenler Demokratlar genelde. Bu tartışmalar Amerika'daki derin bir kutuplaşmayı Joe Biden başkan oldu ama her ne kadar Amerika'yı yeniden inşa etmek için çok ciddi korkudan bir bütçede geçirdi. Fakat çok yeterli değil. Bir de özellikle korona döneminde en büyük zarar Amerika Birleşik Devletleri öldü. 800 bin kişiyi geçti korona kaynaklı ölümler. Ve şu an Trump sonrası Amerika Birleşik Devletleri dünyaya yeniden döndü dedi Joe Biden. Avrupa'ya gitti. Amerika yeniden döndü. Fakat Çin'e karşı Trump politikaları dışında bir politika geliştiremedi. Afganistan'dan da hızlı bir çekilme yaşadı. Bu Avrupalıları ve Körfez'i ciddi anlamda sorgulattırdı. Amerika gücün ağırlığını pasif ve Çin'e karşı konuşlandırmak istediğini söyledi. Ortadoğuda artık de, e, diplomatik yolla problemleri çözeceğiz dedi. Birleşik Arap Amerika örneğin baskı yaptı. Çin'in liman inşaatını durdurdu. Bugün dün Birleşik Arap Emirlikleri açıklama yaptı. Amerika'dan alacağı 23 milyar dolarlık içinde f 35te dahil olan silah alımını durdurma tehdidi bulundu. Amerika'nın arkasında açıklama geldi. Bu konuda ilerleme sağlayabiliriz gibisinden. Şimdi önceden Amerika'nın keskin hakim bir gücü vardı. Yani özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra tek başına bir dünya vardı ama birdenbire Trump'la beraber kutuplaşmanın biz söylüyorduk bunu önceden televizyonlarda orada derin bir kutuplaşma var diye Türkiye'den daha fazla ileri boyutta artık Amerikan yaşam tarzını etkileyecek şekilde problem çözümünden dolayı ideolojik olarak farklar var. Trump'ın arkasındaki Amerikalılar genelde Hristiyan, dinci, milliyetçi, işte cumhuriyetçi olanlar böyle bir kitle var. Bu kitlenin önemli bir kısmı Joe Biden'ın hileyle geldiğine inanıyor. Ve zaman zaman da gösteriler oluyor Amerika'da. Bir de heykel tartışmaları oluyor Amerika'da. Bu da küresel mekanizmanın öngördüğü şekilde, öngördeki planladığı şekilde diyeyim. Kapitalizmin ağa babaları olan, güya ırkçılığı kaşıyan heykeller Amerika'da yıkıldı, kaldırıldı, taşındı. Karşılıklı yürüyüşler oldu. Şimdi 2022'de ara seçim var. Orada ne olacak? Joe Biden bir taraftan Rusya'ya karşı, bir taraftan Çin'e karşı, bir taraftan Avrupa'ya karşı politika geliştiriyor ama dönüp dolaşıp yine içeriye gidiyorlar. İçeride büyük sıkıntı var. İçerideki büyük sıkıntının ana nedenlerinden biri söylediğim gibi Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanması ve içerideki tartışmalarda da eğer böyle giderse Trump 2024 öncesi yani daha doğrusu Trump derken bu e, Amerika'nın kendini Amerika'nın sahibi gören kitle seçimsiz el koyabilir gibi kaygılar var. Bu kaygılar ilk etapta da vardı. Yani Trump geri dönecek falan. O zaman benim görüşüm belliydi. Hayır. Trump asla seçimsiz yani 2024 öncesi dönemez şeklindeydi. Hala da aynı görüşteyim ama bu tartışmalar doğal olaraktan dünyada farklı e, yaklaşımları getiriyor. Şimdi Avrupa Birliği Amerika'nın Afganistan'dan hızla çekilmesinden sonra ne oluyoruz dercesine kendi güvenliğini tartışmaya başladı. Körfez ülkeleri yeniden bir arayışa girdi. Şimdi Joe Biden Obama döneminde olduğu gibi İran'la nükleer anlaşma konuşmaları yapıyor Viyana'da. Şimdi tıkanmış gibi görünüyor ama sonuçta İran'ı yeniden dünyaya açıp yaptırımları kaldırdığında Körfez ülkeleri İran'la yine baş başa kalacak ideolojik olarak. Her ne kadar Körfez stratejisini değiştirse de İran'ın değiştireceğini zannetmiyorum. İşte onlardan en önemli agresif olan Birleşik Arap Emirlikleri İran'a da gitti görüşmeler yapıyor. Suudi Arabistan'ın ne yapacağı çok belli değil. Irak'ta, Bağdat'ta, arka planda İran'la birkaç görüşme yaptılar. E Türkiye'de en de sonunda gelecekler. Amerikası bir dünya nasıl olur? Şu an dünyanın gündeminde farklı think tanklarda konuşulan konu bu. Amerikası bir dünya. Buradan ben şöyle bir şey algılıyorum. Yani yavaş yavaş batıdaki batıdaki akıllı insanlar, dünyanın değişik yerlerindekiler Amerika'nın kendi içinde kavuşacağına dair bir öngörüleri var sanki. Yani zaten Çinliler genel olarak batı çöküşte diyor. Ruslar da öyle. Dolayısıyla meydan okumaları Çinlilerin, Rusların meydan okumaları şu an batıyı kara kara düşündürüyor. Bugün Şiçip şey, ve e, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in bir görüşmesi vardı. Bir saat sürdü. On telefon görüşmesi, yani online görüşme. E, en önemli şey orada askeri ilişkileri artıralım derken bir bir de Batıdan bağımsız iki ülke arasında öyle bir ticaret geleneği kuralım ki bu e, etkilenmesin şeklinde. İşte bu model dünyada. Giderek yaygınlaşabilecek bir model başarabilirlerse biraz zor görünüyor ama yine de başarma ihtimalleri var. En azından kısmen bağımlılığı azaltabilirler. IMF'in dünyanın borcunun 226 trilyon çıktı diye açıklaması yani 2020'de çıktı. Arkadaşlar kime bu borç? Yani evet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek e, şey, e, şey, borç. 1930, 29 Büyük Burhan. Kamu borcu da 1960'lardan sonra en yüksek kamu borcu. IMF uzmanı diyor ki, kamu diyor, yani hükümetler e, mevcut borcu yönetmekte yatırım yapamaz diyor. Dolayısıyla tavsiye ediyor, faiz yükseltin diyor. Yani 226 trilyon dünyayı borçlandırmış kitle faiz yükselsin diyor hala doymuyor. Sonuçta hükümetler bunun altında kalır diyor. Bu da mevcut ekonomik düzenden kaynaklı bir durum. Hal böyle olunca 2022'de bahset, sürekli bahsediyorum. Yüksek enflasyon dönemi, tedarik zincirinin kırılması, enerji fiyatlarının artması, yeni bir dalga, omrikon veyahut da yeni gelebilecek bir dalga, iklim hareketleri dünyada sosyolojik yapıyı tetikler. Peki kurumsal yapı çöker mi? Mesela 60 ülke temelde düştü diyelim. Muhtemelen düşecek. Borcun ödeyemesi ne olur? oturup yeniden bir borç yapılandırmasına gider mi dünya? Peki bu borç yapılandırması kapitalist düzen içerisinde mi olacak? Yoksa bir reset dedikleri dünyada yeni ortaya koydukları paydaş kapitalizm, paylaşım ekonomisi çerçevesinde belli şartlar mı olacak? Çünkü artık kapitalizmi tanımlarken sadece istatistik ekonomik değerlerle değil, işte çevrecilik, iklim, su, yeşil değerlerle ilgili bir takım yeni yaklaşımlar getiriyorlar insan hakları ile ilgili Avrupa Birliği bunu getiriyor. Ve e, enerji noktasında fosil yakıtları kullanmayalım doğalgaz, petrol diyor ama petrolcülerin kongresini izledim Amerika Devletleri'nde onlar da hiç taktıkları yok. Yani böyle söylüyorlar ama diyor, uzun süre daha petrola mahkumlar diyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in ortaya attığı tezler mesela Avrupa Adalet Komisyonu diyor ki eşcinsel evlilikleri diyor tüm Avrupa Birliği ülkeleri kabul etsin diyor. Bir taraftan ideolojik yaklaşımlar var. Bu durumda 2022'de yüksek enflasyon döneminde ülkeler kendi borcunu yönetemezse ve e yüksek enflasyonla baş etmede yeterli kaynak olmazsa herkes bol para basmaya girecek. Bol parada yeniden bir enflasyon olacak. Kaotik bir dünya oluşur mu? Zaten şu an kurumsal yapılar ciddi anlamda çalışmıyor. Mesela Dünya Ticaret Örgütü'nü belli atmaları Amerika Birleşik yaptırmıyor. Yakın döneme kadar kendi içindeki kavgalardan dolayı 90 tane yaklaşık büyük elçiliği boştu Amerika'nın. Amerika'da şimdi bir Şahin tarafları var. Bir güvercin dedikleri. Güvercin yani evcil, Şahin taraf saldırgan. Şahinler Çin'e hücum. Yani Çin'e doğru saldıralım diyor. Güvercinler de ya sonsuz savaşları bitirelim Orta Doğu'da diyor. Bu Amerika için... <laughs> çok faydalı değil. Sürekli kaynak israfı. Trump zaten söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Afganistan'da 7 trilyon dolar para kaybetti. Bundan biz Amerika'yı iki kere yeniden inşa ederiz şeklinde yaklaşımları vardı. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık bir 10 yıl önce bir Rus generalla sohbet etmiştim. Amerika olmazsa dünyayı nasıl görürsün diye sordum. Görürsünüz deyip böyle bir birkaç arkadaş grubu oturuyorduk. Dedi ki siz hava, biz Ruslar havadan, Türkler karadan tüm körfezi işgal edelim, petrolü el koyalım şeklinde. Demek ki Ruslar buna benzer senaryoları düşünüyorlar. Şimdi Amerika'nın e, önünde demokratik değerlerin savunucusu olarak piyasaya çıktı ama kendi demokrasisinde problem var. Bak 6 Ocak'ta kongre baskınında 3 polis öldü, 140 polis yaralanmıştı. Farklı şehirlerde sürekli gösteriler oluyor. ırkçılık saldırıları Hat düzeyde hala devam ediyor. Yani Polisler patır patır bir dönem gündeme geliyordu, vuruyorlardı. Göçmen noktasında göç çağ, göçü düzenleme çaraları yapıyor ama Meksika sınırına duvar yürüyorlar. Ee, Güneyden gelen, yani Latin Amerika'dan gelen e, göçmenleri almıyorlar. Dolayısıyla söyledikleri her şeyin tersini yapan bir ülke var karşımızda. Şimdi dünya şu ana kadar Amerika'yı öyle eleştirecek noktada değildi. Ama yavaş yavaş tartışmalar başladı. Bu tartışmalarda 2024'te Amerika'nın demokratik düzeni çöker mi tartışmaları başladı ama yani sürpriz olur. Çok zannetmiyorum ama bu kadar hızlı olabileceğini. Fakat Amerika'daki kendi içerideki kavgada biri küresel düzeni tam entegrasyon istiyor. Bir taraf din, dil, kültür hepsini kaldıralım. Yeni bir model bir Reset çerçevesinde. Bir taraf daha iyi kardeş. Biz Hristiyanız. İnancımız var, değerlerimiz var. Kiliselere yönelik çok ciddi baskı var. Çocuk taciz dolayısıyla geçmişte Katolik Kilisesi biz iflas ederiz dedi. 4,5 milyar dolar çıkıyor ortada dedi. Tazminat dava saçma hakkı falan getirmişlerdi. Sistem karmaşası yaşıyor dünya. Şu an Joe Biden'ın Amerika'sı her ne kadar demokratik taraftarları ülkeleri 109 ülkeyi bir araya getirse de bu da güven vermedi. Neden vermez? Bak şöyle şimdi. Dünyadaki bahsettiğim üç tane model var. Avrupa e, ekonomik olarak dünyaya böyle umut vaat eden birincisi Çin'in bir kuşak bir yolu. Tüm dünyaya sen ne diyor Çin? İdeolojine karışmıyorum kardeşim. Nasıl yönetsen yönet. Benle iş birliği yap. İster o kazansın ister bu kazansın. Ben de işbirliği yap ben seni finanse edeyim diyor Çin. 1.7 trilyon dolar borç vermiş dünyaya. Yani IMF Dünya Bankası'nın topla Çin kadar borç vermemiş. Pardon 1.5 trilyon dolar borç vermiş. Şimdi Çin'in bir kuşak bir yoluna karşı ilk şey Joe Biden'dan geldi. De, yeniden dünyayı daha iyi bir dünya inşa et. 40 trilyon dolar bütçe ayıracağız dedi. Bu havada kaldı. Öyle bir bütçe zaten yok. Son dönemde Avrupa'dan bir çıkış geldi. Küresel Gicit projesi hepsi bir arayış içerisinde. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Mevcut düzende sıkıntı var. Herkes yeni bir düzen arayışında. Hammette fiyatlarının peş, ham peşinde. Çünkü 2022'de IMF'nin verilerine, Dünya Bankası'nın açıklamalarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin FED bugün karar açıkladı faizi artırmayacağız ama piyasadaki tahvil alımını 15 milyardan 30 milyar dolara düşürüyoruz geri çekiyoruz dedi dün akşam öyle yapacağını söylemiştim hatırlarsanız dünkü videoda FED'in 30 milyar önceki günkü videoda FED'in 15'i 30 milyar dolara çıkartacağını faizi artırmayacağını muhtemelen Mart ve Mayıs gibi artıracağını öngörüm vardı bu birebir gerçekleşti aynen şimdi Amerika'daki Fed'in bununla oynaması tüm dünya ekonomilerini sarsıyor. IMF'in açıklamaları var. Ülkeler zaten borçlu. Peki Fed'i yöneten akıl acaba IMF'in zaten borçlu olduğu dediği noktasında Amerika'yı kurtarma adına diğer ülkeleri çökertecek mi? Yani sanki bir akıl bilerekler korona bahanesiyle ya da nedeniyle ya da sonucuyla dünyadaki ekonomik düzeni kilitliyor. Sistemi çökertmeye doğru gidiyor. Ekonomi bozulursa düzen bozulur, sistem bozulur. Hiçbir ülke değer bir kurala uymaz. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar kendini bağlamış olur otomatikman. Ve e, ne demiştim? Kolombiya'da ayaklanmada fakir ekmek yoksa zengin huzur yok sloganlarını dünyanın birçok yerinde görme durumumuz var. Şimdi Amerika'nın Rusya ile temel problemi ne? Bir, bize siber saldırı yapıyorsunuz. İki, Doğu Avrupa'yı tehdit, Avrupa tehdit ediyorsunuz. Üç, Ukrayna'yı işgal edeceksiniz diyor. Amerika diyelim ki kendi içine tamamen enerjisini kaydırdı. Dünyadaki bazı kaynaklara göre e, binden fazla üssü var 150 ülkede. Bazılarına göre 750. Amerika'nın güvercin tarafı diyor ki çekelim bu işleri çok ciddi maliyet büyük oranını kaldıralım diyor. E, yani bu işler maliyet. Benim zaten önceden bir öngörüm vardı. Amerika o kadar hızlı çekilecek ki üstlerini geri götürmeye para bulma noktasında sıkıntı yaşayabilir. Daha zamanı var onun. Şimdi Amerika böyle bir sahne yaşası Rusya Ukrayna işgal eder mi? Eder arkadaşlar. Rusya Doğu Avrupa'ya da girer. Putin Rusya'sı. Çünkü bir güç yok karşısında. Doğu Avrupa'da belli ülkeleri de şeye başlar. Peki Çin Tayvan'ı işgal eder mi? Hemen. Sabahleyin işgal eder. Şimdi Xi Jinping'in Tayvan noktasında açıklamaları vardı. 2025'e kadar barışçıl olarak bize katılacak diye. E ne demek 2025'e kadar barışçıl? E katılmıyor mu diyor Tayvan seçimlerde. Çin taraftarları kazanamıyor sonuçta. Yani ki barışçı olarak öyle ya da böyle katılacak diyor. Yani biz Tayvan'ı işgal edeceğiz 2025'e kadar diyor. Değil mi? Amerika sahnede olmazsa ne olur? Çin Tayvan'ı işgal eder. Çin Japonya'yı sıkıştırır. Çin Güney Kore'yi sıkıştırır. Çin e, Hindistan'a çok dokunamaz. Muhtemelen bir anlaşma yapar ama o bölgedeki tüm ülkelere Rus e, Rusya ile bu kez Rusya-Çin rekabet mücadelesini görmüş olacağız. Çünkü Çin'in şeyi çok felaket geliyor Çin. Yani Çin'i iyi takip ettiğinizde bir şeyleri hazırlanıyorlar. Nasıl ki Japon imparatorunun dünya hakimiyeti hesabı vardı. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olaraktan o intihar bombacıları da e, Tanrı adına intihar ediyorlardı zaten. E, kamikazeler Aynı şekilde Rus Çarı'nın dünya işgal planı vardı. Şimdi bu yüzyılda Amerika'nın hakimiyet planları var. Kara, deniz, uzay, siber gibi planları var ama işgal şeyi yok. Yani kontrol altına alıp kendi istediği şekilde yönlendirme planı var. Rusların işgal planı var. Yani planı var derken ederler direkt. Çin'in de işgal planı var bu durumda. Dolayısıyla bu tartışmalarda Amerika çok hızlı çekildiğinde dünya çok daha iyi bir yer olmayacak gibi görünüyor bu ya şeyde. Peki Türkiye'ye gelelim. Türkiye bu senaryoları muhtemelen devletimiz görüyordur. Ama diğer ülkelerin şu an bizim yaşadığımızı 2022-2023'te birçok ülke yaşayacak. Yani şu ekonomik dengesizliği bizimki biraz daha farklı. Daha şiddetli geçiyor ama bu gidişle yaşayacak. Para da olsa ham madde kaynak, ham maddenin yetersizliği, ham maddenin paylaşılamaması nedeniyle birçok alanda üretimin durma ihtimali var. Yani şimdi mevcut dünyanın bu durumunu Covid'e bağlıyorlar. İşte Covid sonrası tedarik zincirleri kırıldı, bazı ülkeler kapandı, bazıları açıldı. O açılırken öbürü kapandı. Doğal olarak çalışanlar karar değiştirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyolojik yapıya şöyle bir bakıyorum değişimlere, istatistiklere çok ciddi iş gücü bırakmış büyük şehirden kırsala doğru gidiyor. Bu da işte Web3 kaynaklı yani online çalışma dediğimiz korona döneminde çok ciddi iş gücü hareketi var. Farklı sektörlere kaymışlar. Ve e, Starbucks'ta ilk kere sendikalaşma oldu. Hatırlarsanız daha önce sanki bir el yeniden sendikalaştırıp evrensel temel geliri sokaklarda e, bu taleple bir dizayn yapmak istiyor demiştim. İlk şey Amerika'dan geldi. Starbucks'ta işçiler firmanın istememesine rağmen sendikalaştılar. Eğer bu süreç artarsa şunu görüyorum arkadaşlar. Bu kontrollü kaotik bir döneme doğru gidiyor. Yani Büyük Reset'teki planlı değişimde bir güç kontrollü olaraktan dünyanın düzenini yıkıp yeniden kaostan yeni bir düzen oluşturmaya doğru gidiyor. Fikri bende oluşuyor. Çünkü buna karşı koyabilecek normalde büyük Amerikan 20. yüzyılın hakim olan Amerikan devleti var. En büyük şeyi askeri güç onda, ekonomik güç onda, ilişkiler ağa onda, diplomatik ağa onda. Şimdi o da bir içeriye şöyle bir kendi içine döndüğünde şu an için küreselleşmede sıkıntı var. Onların kullanmış olduğu küreselleşme kavramı bizimkiyle farklı. Onlar ulusların birbiriyle işbirliği yaptığı filan diyor ifade ettikleri şekli bu. Ama aslında gerçekte de o değil. Küreselleşme dünyada yeni bir yönetim şeklini dayatacak. Diye. Blockchain tabanlı yeni bir yönetim şekli, yeni bir küresel hükümete doğru gitsin diyorlar. E bunun için ne olması lazım? Sistemin çökmesi lazım. Sistemi koruyan ana unsurlar liberal değerler, açık toplum, demokrasi filan diye kim varsa bunun altında kalma ihtimali yüksek. Yani e, bunu Amerikan hükümetinin içindekilerin büyük çoğunluğu zaten küresel mekanizmada. Amerikan Federal Reserve zaten küresel mekanizmanın kendisi sayılır orada yöneticilerin büyük çoğunluğu. Kripto parayı organize edenler şimdi kripto paralara yönelik bir algı oluşturuyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın açıklaması vardı başkanının. Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir şeklinde. E, güldüm haberi okuyunca biraz. İngilizler acayip cin fikirli bir millet. Şimdi batı da soğuk rüzgarlar esiyor. İngilizleri şımarık diyorlar. Yani batıyı güçsüz bıraktı. Özellikle Avrupa'yı ayrıldı. Kendi başına hareket ediyor şeklinde. Arkadaşlar dünyadaki bu ekonomik kırılma eğer 2022'de öngördüğümüz gibi olursa dünyada başka bir tablo çıkabilir. Yani gücün, güçlünün zayıf olana hükmettiği Yaptırım uyguladığı şu an zaten öyle ama bu daha zorbalığa dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla şimdilik Afrika'da olan çatışmalar, Afrika ülkelerinde olan çatışmaları farklı ülkelerde de görme ihtimallerimiz var. Mesela bir ülkede asayiş bozulursa ne olur bir ülkede? Mafya. Yani kanun benimdir, kabadayı dediğiniz şimdi artık onlar kalmadı, mafya düzeni ortaya çıkar değil mi? Peki dünyada mevcut ana dinamikler yani bölgesel istikrarı sağlayan istikrar demeyeyim de düzeni sağlayan düzen de zaten Batının da bir düzen bu güçler kendi içine döndüğünde bir ulusun bir devletin kendi içindeki asayişin kırılması gibi bir tablo çıkma ihtimali yüksek Birleşmiş Milletlere bağlı birçok kuruluşun ben Amerika'dan önümüzdeki dönem taşınacağını zaten uzun süredir söylüyorum yeni merkezlerden biri İstanbul olacağını öngörüyorum burada çünkü genç dinamik nüfus Türk coğrafyasında. Yani buradan Doğu Türkistan'a kadar diğer taraftan da Sahra Altı Afrikası'na kadar gittiğinizde dinamik genç başarıya susamış bir nüfus var. İyi motive edildiğinde küresel mekanizma böyle bakıyor. Bunlarla iş yaparım diyor. Ee, sürprizler bekliyor dünyayı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Bu sürprizler büyük kurumsal değişiklikler. Ayrıca iklim kaynaklı ciddi sürprizler bekliyorum. Bunu seslendirenler bunun daha kabul ettirebilmek için bir takım şeyler olması lazım. Yani Amerika'daki fırtınada Kentucky'nin şeyini inceledim. Yani nasip etmiş yani fırtına şey yapmış. O ve benzeri daha olmadık şeyleri görme ihtimalimiz yüksek. Yani beklenmeyeni bekleyelim. Türkçesi bu arkadaşlar. Buna da hazır olalım. Bu dünyanın döneminde Kendiliğinden olan olaylar var dünyada. İşte büyük hastalıklar, vebaydı, salgındı. Veyahut da mezhep savaşları görmüştür. Veyahut da bir ülkenin diğerine işgalini görmüştür. Ama bu kıtada yani Asya'daysa Asya'da ise Asya'da problem çıkmıştır. Avrupa'da ise işte 2. Iki, Dünya Savaşı Avrupa'nın problemiydi bir noktada. E, Latin Amerika'daki mücadeleler <laughs> Amerika'nın problemi. Ama dünyanın her yerinde aynı anda problem çıkar mı? Ee, bu ekonomik göstergeler eğer ülkeler bir araya gelip ya da her ülke kendini toparlayamazsa dünyanın çok ciddi problemlerle problemli günlerine e, yaklaştığımızı gösteriyor. Şimdi küresel mekanizmanın <laughs> raporlarını okuyorum. Genelde projelere bakıyorum. Gösterdiği tarih 2045. Yani niye 2045? Çünkü İkin, İkin Dünya Savaşı'ndan sonra 2045'te yeni bir düzen başlatıldı. Demek ki onlar 100 yılda bir düzeni biz değiştirelim diyor. Yani kend, bırakırsak böyle gidecek. Biz kendi lehimize istediğimiz doğrultuda değiştirelim. O nedenle projelere bakıyorum hep 2045 projesi var. Yani son tarihte bu küresel hükümet dedikleri veyahut da blockchain tamamlı dijital yönetim sistemi, ve kendi dünyada koydukları yeni kuralların 2045'te tüm dünya tarafından kabul edilmesini <laughs> bekliyorlar. E peki bu ülkeler bunu kabul eder mi? Kabul etmez. Peki bu ülkelerin doğal olarak da bunu kabul ettirmek için ne yapmaları lazım? Sistemin biraz problemli olması lazım. İşte nereden başlar bu? Ekonomiden başlar. Çünkü ekonomide problem başlarsa her şeyden başlar. İnsan... Vücudumda kalp var. Kalpte problem varsa tüm organlar problemlidir. Kanı o pompalar çünkü. Ekonomi de öyle bir şey. Birdenbire Covid geldi dünyada tıkır tıkır işleyen yani düzen tersine gitti. Tüm ülkelerde işte bunun Big Reset dediğimiz 2045 tarihli projelerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kontrollü bir kaosa doğru götürüyorlar. Burada da en büyük karmaşa, tartışma Amerika'nın kendi içinde çıkacağını düşünüyorum. Öncelikle çünkü büyük güç orası. Avrupa'nın ciddi bir silahlı gücü yok. Dünyaya meydan okuyacak, kendini koruyacak Fransa'nın gücü var. İngiltere zaten çıktı Avrupa'dan. Silahlı gücü var ama o da bir sınırlıdır. Şimdi Çin'deki sıkça bahsettiğim kendi içinde aldıkları ekonomik yeniden bir ortak refah projesi ve yeniden dizayn sanki bire dünyadaki bu bir kaotik ortamdan, ülkelerin bu borçlanmasından Çin'i muaf tutmaya çalışıyor gibi geliyor. Çin'de de her ne kadar borçluluk oranı yüksek de olsa, bakın Çin'deki en önemli şey kritik sektörler devletin elinde. Yani %40 ekonomide devletin elinde. Dünyada bu böyle güçlü büyük bir ülke olup da dünyada birinci ekonomik güç olacak bir ülkede böyle bir şey normal değil. Şimdi ne diyoruz? 21. yüzyıl dijital devlet yönetim şekli ve dijital dünya yönetim şekli diyoruz değil mi? Çin'deki sosyal kredi sistemi dijital devlet yönetim şeklindeydi. Ee, ve orada güçlü bir yapılanma varken Amerika'da da demokrasi çöküyor, sıkıntı var, silahlanıyor. İşte Trump yeniden gelecek. 2024 seçimlerine gelebilir mi? Seçime girerse gelme ihtimali yüksek. Niye? Çünkü bu bir ekonomik kriz orada da şeyini gösterecek. FED faiz çıkartmadı ama şöyle bir karar da aldı. Geçici enflasyon ibaresinden geçiciliği kaldırdı. Yani enflasyon artık o da geçici değil bir süre devam edecek. E kalıcı da demiyor. E ne olacak? Belirsiz dönemi. Amerika'da, Amerikalılar ekonomi bizden çok daha önemli bizdeki gibi değil doğal olarak da. Trump'ın vaatleriyle geri geldiğinde ne olur? Nasıl bir dünya oluşur geri geldiğinde? Nasıl bir gerginlik oluştu? Çünkü Trump hodri meydan demişti. Hem Avrupa'ya hem Çin'e. Rusya'yla Trump'ın Amerika'sı Rusya ile birliğine gitmek istiyordu. Çin'e karşı daha akıllı bir modeldi aslında. Joe Biden hem Rusya'ya saldırıyor hem Çin'e saldırıyor. Rusya ile Çin'i kenetliyor birbirine. Oysa ki Çin ile Rusya gelecekte çok ciddi birbirine rakip olacak ülkeler. Ve Rusya Çin'den çok ciddi anlamda çekiniyor. Yani ikisi de nükleer güç ama Rusya'nın nüfusuyla giderek nüfus azalıyor. Çin nüfusuyla mücadele etme şansı yok. E, toprakları da büyük. E, Trump'ın Amerika'sı Rusya ile işbirliğiyle Çin'i frenlemeye yönelik operasyon yapıyordu. Ama şimdi Joe Biden hem e, Rusya'ya hem Çin'i hedefe aldı. Aynı zamanda Orta Doğu'yu ben bırakıyorum dedi. E, Trump Amerika'yı Pasifik'te bırakıyor. E, bu Trans Pasifik ekonomik bir anlaşma vardı, ekonomik işbirliği anlaşması. Oradan çekerekten Çin'in önünü açtı. Joe Biden da Rusya'yı hedefe koyaraktan Çin'i daha da güçlendiriyor. Yani bu Amerika'daki aklı anlamak mümkün değil. Şimdi İran'ı Çin'in elinden almak istiyorlar. Güya da İran'ın etine, butüne, İran'ın yapabileceği bu coğrafyada yapabileceği fazla da bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlar dünya bir belirsizlik döneminde 2022'de çok daha netleşecek şekilde kurumsal yapıların otoritelerinin zayıfladığı, hükmedemediği bir dönemde bunun da kontrollü olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü bir otorite Birleşmiş Milletler'in yaptırım gücü yok. Askeri yok, osu yok, pusu yok. Kararlar alıyor, hepsi hikaye. Ne İsrail dinliyor? 50 küsur karar almış Birleşmiş Milletler. İsrail hiçbirini dinlemiyor. Hiçbir ülke dinlemiyor. Dünya Ticaret Örgüsü çalışmıyor. İşte bu çalışmayan sistemi kendince Blockchain tabanlı, dijital birbirine entegre bir düzen kurmak için mevcut sistemi yıkmaya yönelik, böyle sistemin ayarlarıyla böyle küçük küçük oynayan bir aklı bir aklı net bir şekilde görüyorum. Bu nedenle büyük bir toparlanma kısa vadede beklemiyorum. 2022'de bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uzmanın açıklaması vardı. Covid'i bitiririz inşallah diyor. Covid'i bitirirsin de başka bir şey getirir Gelir mi? Geldiğinde ne olur? O da, da ayrı bir tartışma konusu. Evet arkadaşlar, ilk kurumsal yapının çözmesi göç hareketleri ülkelerdeki problemleri de yani iç asayiş problemlerine beraberinde getirecek. Bu nedenle şimdi Türkiye'deki bir e, hububat ihracatçı birliğinin bir mesajını okudum. Biz diyor, ne güzel bu yıl ihracatımız %25 arttı diyor. Çok da sevinmeyin. Gelecek ki bu ülkeye yetecek e, öncelikle e, hububatla veyahut da gıdayla bu ülkeye yetecek şeyle ilgilenmenizde fayda var dünyanın gidişatını görmenize fayda var. Para kazanıyoruz diye elimizde ne var ne yok 3 kuruşa satmayalım. Öncelikle gıdada kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Evet arkadaşlar bunu bir analiz gibi değil de sohbet gibi kabul edin lütfen. Amerika'sı bir dünya çok daha iyi görünmüyor şu an için. Çin ve Rusya'nın kesinlikle daha saldırgan bir şey olacak. Amerikancı mıyız? Hayır. Rusçu mıyız? Hayır. Çinci miyiz? Hayır. Biz Türk'üz arkadaşlar dolayısıyla bizim kendi projelerimiz, Türk Dünya, Türk Devletler Teşkilatı, bizim kendi Afrika yönelik projelerimiz, içeride toparlandığımızda bu yüzyılın en şahsı milleti biziz. Onun için şu dönemi çok hızlı atlatıp içeride yeni bir başlangıç, yeni bir toparlanmayla. Amerikan tarihine baktığınızda sık sık bu belli şeyler yaşamışlar ama yeniden kenetlenmişler. Çin zaten hep kenetli bir şey mekanizma olarak da. Rusya'da öyle halk çok ilgilenmiyor siyasette bir elit grup yönetiyor Rusların devletini dersiniz ne dersiniz Avrupa Birliği karma karışık bir yer İngiltere'de bir devlet var yani halk devlete çalışır devlet için var biat eder. bizde biraz daha karma karışık bir yapı gibi görünüyor ama inşallah kısa sürede toparlanırız bizdeki Osmanlı tarihine baktığımızda çok ciddi kendi içimizde karmaşa asayiş dönemleri yaşadık bunların tecrübesiyle yani asayişsizlik dönemleri yaşadık. Ama bunların tecrübesiyle bölgedeki devletsizliği ne anlama geldiğini bilerekten milletimizin daha sıkı durması lazım. Şu iki senenin geçtiğinde inşallah farklı bir Türkiye ile karşılaşacağımızı umuyorum. Evet değerli arkadaşlar, şimdilik bu kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.